Evet arkadaşlar, ilaç problemlerine örneklerine devam edelim. Duygu ile Bilge'nin 4 yıl önceki yaşları farkı 6'ymış, 5 yıl sonra yaşları farkı kaçtır? Arkadaşlar, yaş farkı hiçbir zaman değişmez. Unutmayın, iki kişi büyürse aynı büyür, küçülürse aynı büyür, yaş farkı değişmez. Yaş farkı 100 yıl önce 6 ise 100 yıl sonra 6 olacaktır. Bunu unutmayalım. Yaş farkı değişmez. Hiçbir zaman değişmez. Bir babanın yaşı oğlunun 3 katına eşittir. 4 yıl önce babanın yaşı oğlunun yaşının 4 katına eşit olduğuna göre baba, oğul, oğlunun yaşı 3 katı. Oğlunun yaşına x dersek babanın yaşı 3 x olur. 4 yıl önce şuraya çözelim. Baba 3x dedik. Oğla x dedik. 4 yıl önce her ikisi de 4 yıl geriye gidiyoruz. Yani yaşından 4'e yıl çıkarıyoruz. Babanın yaşı oğlunun yaşının 4 katına eşitmiş arkadaşlar. Eşittir. Bugünkü yaşı, oğlunun bugünkü yaşı 3x eksi 4 eşittir 4x eksi 16. Bunu bu tarafa atarız. Bunu da bu tarafa atarız. Sol tarafta 12 kalır. Sağ tarafta x kalır. X yani oğlu 12 yaşında, babası da 36 yaşında olur. Bir annenin yaşı, iki çocuğun yaşları toplamı 7 katına çekmiş. Şimdi anne ve çocuk yazalım. İki çocuğunu ben bir gibi görüyorum. İki çocuğun yaşları toplamı X dersem anne yaşları farklı parlanacak. Bu farklı. X farklıymış, annen 2 ile X'miş. Farkın 7 katı. 8 yıl sonra annenin yaşı çocuktan yaşları farklı 9 katına eşittir. 8 yıl sonra annenin yaşı çocukların yaşları farklı. Arkadaşlar yaş farkı hiçbir zaman değişmez. 8 yıl sonra yaşın yaş farkı, iki çocuğun yaş farkı aynıdır. X'tir. Bu kadar annenin buna bakın 8 yıl geçti. 8 yıl. 8 yıl sonra annenin yaşı çocukların yaşları farklı 9 katına, yani 9 x oluyor. Şimdi 8 yılı 8 yıl sonra kaç x büyüdü? 9'dan 7 x'i çıkarırsanız 8 yıl. 8 yıl geçtiği için 2 x eşittir 8'den x eşittir 4. 4 x eşittir 4. Çocukların yaşları farkı 4 mü? 4 kere 7 28. Annem de şu anda 28 yaşındaymış. Annenin 2 yıl önceki yaşı kaçtır? 28'den 2 çıkarırsak 26 kalır arkadaşlar. 26. 8 yıl daha büyüdüğünde bakın 7x'ten 8 yıl daha büyüdüğünde 9x oluyor. Aradaki 2x 2x 8 eşittir. Şimdi tahtaya silelim. Bir babanın yaşı 3'er ilgili arayla doğmuş 3 yılın yaşına toplamı eşittir. Baba 54 yaşında olduğuna göre en büyük çocuk. Şimdi bir babanın yaşı 54'müş. 3 çocuğun yaşı 54'müş arkadaşlar. Çocuklara şöyle diyor, birincisi x yaşındaysa ikinci çocuk x artı 3, üçüncü çocuk yani büyük çocuk x artı 6 yıl şeklindeymiş. Toplarsak 3x artı 9 eşittir 54, bunu bu tarafa atarsam 3x eşittir 45, x eşittir 15, 15 kaldı arkadaşlar. En küçüğü 15, ortancası 18, büyüğü de 21 yaşındadır. En büyük çocuk doğduğunda, yani 21 yıl önce baba kaç yaşındaydı? 54'ten 21 çıkar 33. Baba 33 yaşındaymış arkadaşlar. anne ve 3 çocuğun yaşları farkı toplamı y'ymiş. Anne x yaşında ise kaç yıl sonra annenin yaşı çocuğun yaşını toplamı eşit olur? Anne x demiş. 3 çocuğun yaşları toplamı y'ymiş. Y. Anne x ile diyor. Anne ve 3 çocuğun yaşları toplamı. Pardon arkadaşlar. Anne ve 3 çocuğun yaşları toplamı. O zaman annenin çocukların yaşına. Çocukların yaşına da a diyelim. X artı a eşittir y imiş. Kaç yıl sonra annenin yaşı? Buna da b yıl sonra diyelim. B yıl sonra x artı b yapar. Çocukların 2 de B yıl sonra A artı B yapar. Kaç yıl sonra annenin yaşı çocukların yaşları toplamına eşit oluyormuş. Yani X artı A
Sonra x artı b eşittir a artı b oluyormuş. Bunu eşitlersek b zaten götürür, x eşittir a çıkar buradan. Annenin a çocukların yaşı, annenin yaşı çocukların yaşını zaten eşit üstte gösteriyor zaten. Pardon, eşit göstermiyor, pardon, burada eşit diyemeyiz, özür diliyorum. Bunu eşit diyemeyiz zaman buradan, bu denklemden bunun eşit olduğunu bulduk. Annenin yaşı kaç yıl sonra diyor değil mi? Kaç yıl sonra? B yıl sonra. Annenin yaşı çocukların yaşının toplamına eşit olur. Şimdi şurada a yerine x yazsam x x 2 x eşittir y olur arkadaşlar. Y eşittir 2x. Z neden bulduk? Ha, yaşlar toplamı y olmuş. X'in yaşı toplamı y'ymiş. O zaman x eşittir a olur. Kaç yıl sonra yaşlar? Yani b'yi soruyor. Buradan şunun farkı, bunun farkına eşittir. B kalır. Pardon arkadaşlar, burada ufak bir hata yaptık. Bakın soruda 3 çocuktan bahsediyorum. Bunu karıştırmıyorum lütfen. Ben karıştırmıyorum. Anne B yıl yaşarsa kaç yıl sonra diyor? B yıl sonra. Anne B yıl yaşarsa 3 tane çocuk 3 B yıl yaşamak zorunda arkadaşlar. Burası A artı B değil de A artı 3 B yapar. O zaman şurası şu kısmı sileyim. Şunu sileyim. A artı 3 B. 300 B yıl sonra x artı b eşit olacak a artı 3 b'ye. Bu b'yi bu tarafa atarsam x eşittir a artı 2 b çıkar. A artı 2 b şimdi tanımlayalım. A artı 2 b çıkar. X buydu. Şimdi x artı a y'ye eşitmiş. Şunu şöyle siliyoruz. Çünkü ufak da atalım. Sonuç bulamıyoruz. Ne yanlış çıkarıyor diyor gibi. Şimdi şurada x yerine bunu yazacak olursam aslında bize b'ye soruyor, x'e yer cinsinden soruyor, a'yı yok etmemiz gerekiyor. Onun için şurada 2b'ye bu tarafa atarsam a eşittir x eksi 2b çıkar. Buradaki a yerine bunu yazalım. X artı x eksi 2b eşittir y'dir. 2x eksi 2b eşittir y'dir. Y'yi soruyor bizden. Y'yi bu tarafa atalım. 2b'yi bu tarafa atalım. 2x eksi y eşittir 2b'dir. Her tarafı 2'ye bölelim. B eşittir 2x eksi y bölü 2'dir arkadaşlar. 2x eksi y bölü 2'dir b'miz. Yani 2x eksi y bölü 2 yıl sonunda çocukların yaşı toplamına eşit olmuş. Kaç yıl sonra? Kaç yıl sonra 2x eksi y bölü 2 yıl sonra? Tahtaya sürelim, diğer soruna geçelim. Babanın yaşı iki çocuğun yaşları toplamda 23 fazlaymış. Baba çocuklara, iki çocuklarımızı da unutmuyor, karıştırmıyoruz zaten. Çocuklara x dersen babanın yaşı x artı 23'müş. 3 yıl sonra bura 3 yıl sonra bunu 6 büyüyecek arkadaşlar. X artı 6'ya bölecek. Bu da x artı 26 yapacak. Değil mi 3 yıl sonra? Babanın yaşı iki çocuğun yaşları toplamı 2 kat olacakmış. O zaman 3 yıl sonra bu bunun 2 kat. Yani x artı 26 eşittir 2 katı x artı 6. X artı 26 eşittir 2x artı 12. Bunu bu tarafa, bunu da bu tarafa atıyoruz. esir değişimini değiştirip yapıyoruz. Bu tarafta x kalıyoruz. Bu tarafta da 26 arkadaşlar. 14 kalıyor. 14. Çocukların yaşları toplamı kaçtır? Yaşları toplamı 14'tür arkadaşlar. X'e çocukların yaşları toplamı demiştik. 14, 23 daha 30 yılında babanın yaşları toplamıdır. Bunu bu şekilde çözdük. Tahtaya silip diğer sorulara geçelim. 6. soru. Bir babanın yaşı iki çocuğun yaşları toplamında 13 fazlaymış. Aynı şey hemen hemen. Baba çocuk. Çocuklara x diyorum. İki çocuk olduğunu unutmayın yalnız. 13 fazlaymış. X artı 13'müş. 5 yıl sonra x artı 18 yapar. Bu da x artı 10 yapar. Unutmayın 5 yıl sonra 5 yıl
Geçince bunlar 2 çarpı 5'ten toplamda 10 yıl büyür. İki çocuğun yaşları toplamını, yaşları ortalaması 22 olacakmış. Baba ile iki çocuğun yaşları ortalaması. Bu şu demektir. 5 yıl sonra baba artı çocuklar, bir baba iki çocuk üç kişinin yaşları ortalaması, yaşlarını topluyorum, ortalaması 22 oluyormuş. B artı C, ya da 5 yıl sonra ne yazalım? 5 yıl sonra dedi şudur. X, baba X artı 18 yaşında, çocuklar da X artı 10 yaşında. Bunu çarparsam 66 yapar. Buradan 2X artı 28 eşittir 66. 2X bunu tutar atarsam 26 olsa 40 kalır. 2 daha düşersem 38 mi olur? 38 yapar. Her tarafı 2'ye bölersem X eşittir 19. X 19 çıktı arkadaşlar. Evet. Babanın bugünkü yaşı kaçtır? Babam bugünkü X artı 13'tü. 19 artı 13 ne çıkar? 32. Babamın 32 yaşındadır. Yaş problemini bu şekilde devam ediyoruz tabii ki, bilmiyoruz. Evet. Babam bugünkü yaşı kaçtır? Anne 4 yıl önce kızımın 5 katı yaşındaymış. 2 yıl sonra da kızının 3 katı yaşında olacak. Anne kızı. Anne kız X olsun, anne bilmiyoruz. Şu andaki yaşı şu an yani. Şu an. Şu an anne X yaşında pardon, kızı X yaşında olsun, anne bilmiyoruz. 5 yıl önce kızı 5 yıl önce x eksi 5 olmaz mıydı arkadaşlar? Bunu eksi 5 yapalım. 5 yıl öncesine gittim. X eksi 5'ti. Annenin yaşı da kızımın 5 katıymış. Bunun 5 katı. Çarparsam 5x eksi 25 yapmaz mı? 5 yıl önce böyleymiş. Kızın 2 yıl sonra, bugün günden 2 yıl sonra, anne, kız bugün x yaşında, 2 yıl sonra şöyle artı 2 yaparsam x artı 2 kızın 3 katıymış. Bunu 3'e çarparsak 3x artı 6 yapar. Anne ile kızın bugünkü yaşları toplamını soruyor. Anne aslında burada yer dememiz gerekiyordu. Yer diyebiliriz. Yaşları fark aldığında bunun eşit çıkacak. Bu 5 yıl önce, bu 5 yıl sonra, arada 7 yıl var. Bunun arasında 7 yıl var arkadaşlar, 7 yıl. 5 yıl öncesi, 5-2 yıl sonrası. Yani ben bundan şu büyük, şundan küçük çıkarsam 7'yi bulmam gerekiyor. 3x artı 6'dan bunu çıkardığında eksi 5x artı 25 eşittir 7 çıkması gerekiyor. Eksi 2x 6 25 25 6 25 de 31 artı 31 eşittir 7. 7 ile 2x'i 7 değiştirmemiz gerekiyor. 7'yi bu tarafa atarsam 31'de 7 çıkar, 24 kalır. 2x'i öbür tarafa getirir. Her tarafı 2'ye verirsem x eşittir 12 çıkar. Buradan x 12 çıktı. Ne diyor? X 12. Anne ile kızın bugünkü yaşları toplama. X 12, 5 yıl öncesine dönersek ya da 2 yıl sonrasına dönersek, 2 yıl sonra kız 14 yaşında olacaktı. 12, 36, 42, anne de 42 yaşında olacaktı. 2 yıl sonra 42 yaşında olacaksa bugün 40 yaşında olmak zorunda. Toplamı da 52 yapar. Ve sonuç hatalı çıkar. Burada bir de hata yapar arkadaşlar. Tekrardan dönüp yapalım. Anne kızı bu kadar uzun okul zor olmaması lazım. Anne kızına X, anne Y diyelim. 5 yıl, 4 yıl önce, evet özür dilerim arkadaşlar, bakın 4 yıl önceymiş. Ben 5 yıl yazdım, o da oğlum sıkıntı çıktı, özür dilerim. 4 yıl önce X eksi 4 oluyor kızı, anne Y eksi 4 oluyor, böyle yaparsak daha kolay olur. Y eksi 4, anne kızının yaşının 5 katıymış, X eksi 4'müş. Y eksi 4, 5x
eksi 20. Orada 5 almıştım burayda. 5 x eksi 25 çıkmıştı. Oradan yanlış çıktı. Bunu bu tarafa atarsam c eşittir 5 x eksi 16 çıktı. Burada dursun. 2 yıl sonra, bu 5 yıl önce eksi 5 diyelim. Eksi 5 diyelim. 2 yıl sonra artı 2. Bu y artı 2 olacak. 2 yıl sonra artı 2. Bu da x artı 2 olacak. 2 yıl sonra. 2 yıl sonra anne kızının 3 katı olacakmış. Y artı 2, 3 tane x artı 2 eşit olacakmış. Y artı 2 eşittir 3x artı 6. 2 bu tarafa atarsam y eşittir 3x artı 4. Bakın y hem burada bunu çıktı hem de bu çıktı. O zaman bunlar birbirine eşitlersem 5x eksi 16 eşittir 3x artı 4. Bunu bu tarafa atacağım, bunu bu tarafa atacağım. 2x eşittir 20'den x eşittir 10 çıktı arkadaşlar. Bu tarz doğru çıktı. X eşittir 10 çıktı. X 10 ise şundan ya da şundan y'yi bulabiliriz. Y eşittir 5 çarpı 5x eksi 16 arkadaşlar. Şu kafanız karıştırmasın. Çünkü birden anında benim kafamı karıştırdı. 16. 5 çarpı 10 eksi 16. 50'den 16 çıkardı. 34 çıkardı. 34. 10 da kızın yaşı toplam 44. 34 artı 10 eşittir 44 yaşında olur. İkisinin yaşı toplamı. Aslında bu kadar zor değil ama ufak bir hata ver soruyu yanlış çıkarabiliriz gördüğünüz gibi. Yaş oranı bu olan iki kardeşlerin, 5 ve 6 olan iki kardeşlerin yaşlar toplamı bu ise yaşlar farkını soruyor. Arkadaşlar yaşlar oranı 5 ve 6 ise, 5 ve 6 ise birine 5k, diğerine 6k diyoruz. 6'nın katı toplamı 11'in katı eşittir 33'ten k eşittir 3 çıkar. Bunu çarparsak 15, bunu çarparsak 18. Farkını soruyor. 18'den 15 çıkarsak 3 kalır. Bu da böyle. Bir babanın yaşı 52 ve 300'ün yaşları toplam 12'ymiş. Baba 52, 300'ün yaşları toplam 12'ymiş. Kaç yıl sonra? X yıl sonra. X. Bu da x büyüyecek. Bu 52 artı x olacak. Unutmayın bu da 12 artı 3 kişi olacak. Şimdi 3 çarpı 3 çözüyor. Her bir x yıl büyüdüğünde toplam 3x yıl büyümüş olur. Babanın yaşı 300'ün yaşları toplamının 3 katı olurmuş. Babanın yaşı 300'ün toplamının yaşının 3 katı olurmuş. Bu şekilde bir soru. 52 artı x eşittir. Çarparsam 36 artı 9x. Bunu bu tarafa, bunu da bu tarafa atarsam 16 eşittir 8x. X eşittir 2. 2 yıl sonra babanın yaşı 300'ün yaşları toplamının 3 katı oluyormuş arkadaşlar.